Ne yaptınız? Ben işlemleri hallettim. İlk kamerayı birazdan görebilirsiniz. Peki yani kimin ihbar ettiğini öğrenebildiniz mi? Aslında bizim böyle bilgiler paylaşmamamız lazım ama içeride biraz soruşturdum. Şuraya bir yere yazmıştım. Kahraman Demir. Sendeki not şu an bizim için daha değerli hale geldi. Yani hatta tek kanıtımız. Bana notu getirebilir misin? Tabii, getiririm. Abime bir şey olmaz ama değil mi? Hayır söz. Abine bir şey olmasına izin vermeyeceğim. O haberci midir, gazeteci midir nedir? O çocukla da konuşmayacağım. İyi misiniz? Polisler birazdan size seslendiğinde abinizi görebilirsiniz. Ama sadece bir kişi. Benim şimdi çıkmam lazım, duruşmam var. Bir şey olursa haberleşiriz, tamam mı? Sağ olun. İyi günler. Söyledin. Sen bana yalan söyledin. İkgül ne diyorsun anlamıyorum seni ben. Ya sen bana söz vermiştin ya. Söz vermiştin abine bir şey olmayacak demiştin. Evet evet söz verdim İkgül. Onun için elimden geleni yapıyorum. Ya bak hala bana yalan söylüyorsun. Abimi sen ihbar etmişsin. İkgül ben ihbar etmedim. Ben sadece bildiklerimi anlattım. İkgül çekil. Ne işin var oğlum seni burada? Ha? Sen ne istiyorsun oğlum bizden? Sen ne istiyorsun? Senin bizim başımıza açtığın belalar yetmedi mi? Sen benim oğlumun başını yedin. Yetmedi mi? Tamam yeter bu kadar yeter. Bir dakika abi bakın ben gerçekten yanlış anlıyorsunuz beni. Ben hiçbir yap... Dinle beni. Ben seni ilk gördüğümde ne olduğunu anladım da sen beni anlamadın. Ben sana ne dedim? Bu kızın gözünden bir damla yaş gelirse sana bu hayatı zindan ederim dedim. Tamam yeter. Demedim mi? Yeter bu kadar. Hanımefendi aldım. Uğursuz. Başını yedi benim oğlumun. Başını yedin. Tamam bırak. Sağ ol. İlkan Yıldırım'ın yakını siz misiniz? Biziz. Buyurun görebilirsiniz. Anneciğim. Sen git istersen hem tek kişiyi alıyorlarmış. Hadi. Beş dakikanız var. Nasılsın anne? İtiraf etti oğlun dediler. Meryem'in karnındaki bebeğin babası sen misin? Doğru mu dediler? Ne yaptın sen annem? Annem sen ne yaptın? Anne yemin ederim ben bir şey yapmadım. Sen bize ne yaptın annem sen? Sen benim bir suçum yok anne. Benim bir suçum yok. Ben bir şey yapmadım. Bir tek bebek bendendi. Bebeğin babası diye şey ettiler işte. Vallahi bir şey yapmadım ben. Bana dedin ki geçen gün dedin bebek benden değil dedin. Başka türlü konuştun. Ben hangi İlkan'a inanayım? Ona mı inanayım? Ya anne sen sürekli Meryem'in katili bebeğin babası. Meryem'in katili bebeğin babası deyip duruyordun. Sonra kafanda kurarsın diye şey yapamadık. Söyleyemedik ilk günle sana. İlk günden biliyordun. Kardeşinden biliyordun. Sen şimdi buradaysan bunun günahı ananın babanındır biliyor musun?
becerememişim. Ben seni iyi yetiştirememişim. Yapamamışım. Çünkü sevmek yeter sanırdım iyi anne olmak için. Yetmezmiş mi eğer? Ne bileyim. Bana koydukları yemeği yemezdim. Aç kalırdım. Çocuklarım sever diye onlara götüreyim derdim. De yetmezmiş demek. Sizi büyütmek için milletin pisliğini temizlerdim, o da yetmemiş. Demek. Anne deme öyle ya. Ya içim parçalanıyor deme. Sen şimdi eğer buradaysan bu şeylerin, bu demirlerin arkasındaysan ben hayırlı evlat yetiştirememişim oğlum. Ya anne! Anne! Anne ben bir şey yapmadım! Anne, anneciğim. Sen de biliyormuşsun bebeğin ilk kandan olduğunu. Ya anne, bak ben sen öyle boş yere üzülme diye söyleyemedim sana. Ama sen de tutturdun bebeğin babası katil deyip duruyordun Canan Hanım'la beraber. Bebeği öğrenince daha fena olursun diye söyleyemedim ben. Bitirdiniz beni iki kardeş. Bitirdiniz. Anne, bak ben abime inanıyorum, o yapmadı bunu. Hatta... Yani kahraman da bana söyledi. Dün biri beni takip ediyormuş. Kim? Kim seni takip ediyormuş? Ya bir adam işte. Kenan tutmuş bu adamı. Bendeki notu alsın diye. Hani Meryem'in yazdığı not vardı ya. Ama bak anne, bence kesin bir şey yaptı Meryem'e Kenan Bey. He? Tam zamanında gelmiş. Ben Komiser Selçuk. İlk gün. Şimdi ben de sizinle şu Kenan Bey hakkında konuşmak istiyorum. Biraz sakinleştiyseniz geçelim mi odaya? Buyurun. Buyurun. Bakmayın öyle dik dik ya. Buyurun oturun. Korkmayın, benim yanımda bir şey yapamaz size. Ya Selçuk. Şimdi, sizin bu az önce ana kız patakladığınız adam var ya, benim kardeşim gibidir. Ondan kimseye bir kötülük gelmez. Yani siz ne anladıysanız yanlış anlamışsınız. Ya ben kefilim. Bak devletin komiseri söylüyor bunu. Yoksa emniyete güvenmiyor musun? Yok canım, komisere güvenilmez mi? Güveniyorum tabii. Hah, tamam. Madem bana güveniyorsun o zaman durumu bir de benden dinle. Heh Berat. Komiserim. Kenan Özmen şubeye giriş yapmış. Tamam. Sorguya alın, ben geliyorum hemen. Tamamdır. Şimdi benim bu adamın ifadesini almam lazım. Size durumu kahraman anlatsın. Tamam. Yalnız ben yokken saldırmayın adama. Vallahi bu sefer içeri tıktırırım ha. Evet, ben yani bütün bildiklerimi Selçuk komisere anlattım. İkkan'ı, Kenan'ı. Ama amacım İkkan'ı içeri attırmak değildi. Daha bu sabah söyledim hatta sana. Bunu İkkan'a yapmadan eminim diye. Emre, sen niye attırdın ya oğlum içeri? Yani soruşturmanın açılması için bütün bildiklerimi söylemem gerekiyordu. Sonra da İkkan'ı aldılar. Almışlar daha doğrusu yani. Ben de sen mesaj atınca haberim oldu. Sen bir de mesaj mı atıyorsun ya? Ben sana bu çocukla konuşmayacağım diyorum ya. Yani şu an derdin bu mu? Of. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.